Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Doğrudur. Bu tip çatışmalarda, savaşta her zaman zarar gören yine siviller oluyor. Burada da görüyorsunuz, işte siz de biraz önce söylediniz. 1 milyona yakın insan yerinden yurdundan oldu. Özellikle güneyden kuzeye doğru Lübnan içinde de büyük bir hareketlenme var. Şimdi bu hareketlenme Lübnan dışına doğru taşmaya başlayacak. İsrail bu bölgeleri arka bahçesi yapmaya çalışıyor. Yani buralarda kaos yaratarak bu kaostan beslenmeyi uman bir İsrail var. Aslında Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Yani İsrail burayı daha önce sistematik bir şekilde bu plan ve proje üzerine hazırlanmış. Yani ben meseleyi 7 Ekim'den sonra başlatmıyorum. Ben meseleyi 23 Eylül'de Netanyahu'nun 2023'te, yani geçen yıl, Birleşmiş Milletler kürsüsüne elinde bir haritayla çıkarak yeni Orta Doğu dediği o günden itibaren başlatıyorum. Çünkü bu o günün sonuçları. Yani burada sadece efendim Hamas saldırdı, biz de misilleme yapıyoruz deyip arkasından giden bir süreç yok. Daha ötesi var. Bunu bir fırsata çevirip önce Hamas Gazze, ardından belki Batı Şeria, sonra biz Lübnan diyorduk ama Batı Şeria'yı atladı İsrail. Şimdi doğrudan Lübnan'a ve Hasan Nasrallah zaten ABD tarafından İsrail'e altın tepside sunuldu. Burada ABD'nin rolü çok önemli bence. ABD burada destek veren değil, bizzat suçun ortağıdır. Çünkü göz yumuyor, bu kadar göz yummanın ABD'ye maliyeti önümüzdeki dönem çok büyük olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu işin farkında değil veya farkında görmezlikten geliyor. Ama öyle bir emsal oluşturdu ki İsrail, ABD'nin bu desteğiyle yarın bir gün başka ülkeler üzerinden başka bölgelerde çatışmalara girdiğinde bunu örnek olarak kendileri görecek ve gösterecekler. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail eliyle Birleşmiş Milletler sisteminin çökmesine, resme çökmesine neden oldu. Bakın işlevsiz bir Birleşmiş Milletler var. Hatırlayın, 2. Dünya Savaşı öncesinde Milletler Cemiyeti vardı. Milletler Cemiyeti de böyle oldu ve sonuç 2. Dünya Savaşı'na gitti dünya. Evet. Eğer biz Birleşmiş Milletler sisteminin çöküşüne izin verirsek 3. Dünya Savaşı'nı bekleyelim. Şimdi bakın buradaki süreç şu. Eğer Lübnan cephesi de düşerse bir sonraki adım Suriye. Bakın Suriye'ye hiçbir şey kalmadı. Dün gece saat 3'e doğru büyük patlamalar oldu. Evet. İsrail burayı hava saldırısı düzenledi. Ve ilginçtir, Esad yönetiminden hiçbir ses yok. Onun yanında duran Rusya'dan hiçbir ses yok. Dolayısıyla İsrail elini kolunu sallayarak Suriye'ye giriyor. Dilediği yerleri bombalıyor. Bu zaman zaman bir konsolosluk oluyor, bir büyükelçilik oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bir gün sabah uyandığımızda İsrail tankları Türkiye'nin sınırına da gelmiş olacak. Bunu da unutmayalım. Çünkü bakın Birleşmiş Milletler kürsüsünden çıktı Netanyahu. Evet. Önce İran'ı tehdit etti. İsrail ordusunun kolu uzundur, sana uzanacaktır dedi. Ardından o tüm Orta Doğu'ya uzanırız dedi. Bu tüm Orta Doğu'nun içinde Türkiye'de var. Dolaylı olarak bizi de tehdit etti. Halbuki Birleşmiş Milletler devletlerin güvenliğini teminat altına alan bir teşkilat. Bunun kürsüsünden çıkıyor. Bir bağımsız ve egemen devleti tehdit ediyor. Savaş halinde değil. Onu tehdit ediyor. Ardından tüm Orta Doğu'yu tehdit ediyor. Ve buna kimse Birleşmiş Milletler'de ses çıkarmıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle elimiz uzun, kolumuz uzun. Biz Orta Doğu'da her yere uzanırız. Dolaylı olarak isim vermeden Türkiye'ye de uzanırız gibi bir hava içinde ama Türkiye ne İran'a benzer, ne Lübnan'a, ne Hizbullah'a o uzanan kolu kesmesini iyi bilir. Dolayısıyla yani Türkiye'den zaten önümüze günlerde gereken cevabı da alır. Ancak bu noktada İsrail'in amaçlarının da ne olduğunu gördük. Yani savaşı Orta Doğu'ya yaymak bir. İkincisi İsrail'e güvenli bir alan oluşturmak. İki, üçüncü savaşı Amerika'nın bir savaş haline getirmek ve elini yıkayıp çıkmak. Şimdi İsrail'in amacı bu. İsrail bu savaşı Amerika'nın üzerine yıkıp çekinmek. Şimdi Amerikan seçmenleri, Amerikan vergi veren vatandaşlar soracak. Kardeşim bu İsrail'e verdiğin milyarlarca dolar. Evet. İsrail'in öbür tarafta Ukrayna'ya milyarlarca dolar veriyorsun. Beyhude bir savaş için. Bakın İsrail, şimdi biraz önce konuştuk. Bu savaşın maliyeti ne İsrail'e? Milyarlarca dolar. İsrail üretim yapmıyor. Ekonomi durdu. İsrail'de para yok. Peki bu savaşı kim finanse ediyor? ABD. Kimse tırnak içinde babasının hayrına bir savaşı finanse etmez. Kesinlikle. Onun için diyorum ki Amerika'nın burada başka bir projesi var. Bu kadar milyarlık dolar finansmanı yapıyorsa bizi tekrar eskilere götürüyor. Orta Doğu'nun yeniden dizaynı, sınırların yeniden çizilmesi, ülkelerin yeniden kurulması meselesine getiriyor ki hatırlayalım, Amerikan Dışişleri Bakanı o dönemin Condoleezza Rice 2006'da bu çağrıyı Tel Aviv'den yapmıştı. Bakın Amerika'da değil, Tel Aviv'de yeni bir Orta Doğu çağrısı yapmıştı. Peki Netanyahu son bir yıldan beri ne diyor? Yeni Orta Doğu, yeni Orta Doğu, yeni Orta Doğu. En son kongrede yaptığı konuşmada dedi. Bir vizyonumuz var dedi. İşte vizyonu ortada.
kan, gözyaşı, barut, başka bir şey yok. Ne getirdi yeni Orta Doğu kandan başka? Masumların ölümünden başka bir şey getirdi mi bize? Hayır. Yani şunu durutmayalım. Nasrallah'ın ölümü Hizbullah'ın bitim anlamına gelmiyor. Daha önce Abbas Musavi kurucusu da İsrail tarafından öldürüldü. Yerine Nasrallah geçti. 30'lu yaşlardaydı. Ve bugün Hizbullah'ı bu hale getiriyor. Ondan sonra gelecek yeni lider de buna devam edecek. Çünkü Hizbullah bir kadro ve kitle partisi. Lider partisi değil. Hani kadroları var, liderleri var. Tamam ama esas kitleye güveniyor. Şimdi bu kadro zaten İran'dan, devrim muhafızlarından sağlanan bir kadro. Eminim ki onların yedekleri de ya çoktan geldi ve yerlerine oturdular. Bu noktada şimdi İsrail'in bu 5 kilometreyi aşıp aşmayacağı önemli. Şimdi evet. Benim düşüncem şu. İsrail Lübnan'la, Güney Lübnan'la İsrail'in kuzeyi arasında bir bariyer oluşturuyor şu anda. Bir evet. Tampon bölge. Yani Hizbullah'ın kuzeydeki yerleşim birimlerini ve yerleşimcileri vurmaması için orada bir bariyer oluşturuyor. Tüm çatışmanın ateş gücünü kendi üstüne çekecek burası. Evet. Bir nevi savaşı aslında Lübnan'a taşımış oldular. Burada da o 5 kilometre içinde olacak ama Hizbullah geriye çekiliyor. İsrail'i daha derinlere çekmek için bir taktik uygulayacağı söyleniyor. Ve buralarda işte pusularla, vurkaçlarla tıpkı Hamas gibi İsrail'e evet. saldıracak, çekilecek. Peki. Çekecek. Fakat aynı stratejiyi Gazze'de yaptığı stratejiyi burada da yapmaya başladı. Top yekün yıkacak. Yani Güney Lübnan'da ben önümüzdeki günlerde hava saldırılarının yoğun bir şekilde artacağını, bütün sivil binaların aynı Gazze'de olduğu gibi yıkılacağını, yani Hizbullah'a burada yaşam sahası alanı bırakmamak adına, buradaki halkı da buradan kaçırtmak ve sürmek adına çok yoğun bir hava saldırısıyla burayı da tıpkı Gazze gibi yaşanılmaz bir moloz yığınına çevirmeye hazırlandığını söyleyebilirim. Sormak istiyoruz. Dediniz ki artık bizim kapımıza kadar dayandı. Orta Doğu yeniden dizayn etmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zamana kadar ki hep böyle barış elçisi şeklinde davrandı ama bu saatten sonra artık daha da riskli duruma gelmeye başladık jeopolitik konum durumuyla. Türkiye bundan sonraki ilişkilerini gerek Cumhurbaşkanı önderliğinde gerekse Dışişleri Bakanımız önderliğinde nasıl yürütmeli ki bu ateş bize sıçramasın? Şimdi bu mesele iki şekilde hallolacak. Bir diplomatik vasıtalarla, siyasetle, iki askeri vasıtalarla. Birincisini zaten yapıyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı 7 Ekim'den sonra bu söylemleri artırarak devam etti. Evet. Bazılarına ütopik geldi, fantastik geldi. İsrail nereden gelecek, nereye gidecek dendi. Ama bugün gelinen noktada İsrail Amerika'nın desteğiyle çok hızlı bir şekilde geliyor. Kara gücü hazır İsrail'in Suriye'de. YPG, PYD zaten İsrail'in emrini bekliyor. Evet. Amerika'nın emrindeler. Dolayısıyla burada diplomatik olarak Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta, her platformda bunu dile getiriyor ama bunun askeri önlemlerini de ben anlayacağını düşünüyorum. Daha fazla ilerleme kaydedilirse bir tampon bölge oluşturma adına Türkiye sınırı geçer ve belki Esad yönetimiyle de koordineli bir şekilde kuzeyde kendi sınırlarının daha ötesinde bir bölgede bir hazırlık yapabilir. Bu da hem terörle mücadele hem de olası İsrail'in bilemiyoruz saldırısı demeyeceğim ama İsrail koordineli belki YPG, PYD operasyonlarına karşı bir ne var ya ben İsrail'in hani Türkiye'nin sınırlarına yönelik bir saldırı yapacak kadar da çok çıldırmadığını düşünüyor ve umuyorum. Eğer böyle bir şey yaparsa bu bir cinnettir. Jeopolitik bir cinnet ve jeopolitik bir intihardır. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesidir. Yani bu noktada İsrail'in çok fazla ileriye gideceğini düşünmüyorum ama İsrail'in yapacağı şu. Suriye ve Lübnan'ı kaotik bir yere çevirecek. Burada kaos yaratacak. Bu kaosla birlikte İsrail beslenecek. Yani buradaki grupları ortadan kaldırıp birbirine düşürdükten sonra iç savaş benzeri bir çatışma sürecini Lübnan'da başlattıktan sonra hani oturacak çayını kahvesini alıp bu meseleyi seyredecek. Yeniden yönünü Gazze'ye dönecek. Bakın ne diyor? Gazze ve diğer yerlerdeki mücadelemiz devam edecek paralel bir şekilde. Şimdi senin asker sayın ne? Askeri gücün ne ki bu bütün cephelerde sen harekete geçeceksin. Bu mümkün değil. Bu da bize gösteriyor ki Lübnan operasyonu böyle gir çık özel birliklerin küçük operasyonları ama ağırlıklı hava harekatıyla devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Gazze cephesini kapatmadan, Batı Şeria'yı abluka altına almadan İsrail'in böyle topyekün bir operasyon yapması zaten Lübnan'da mümkün değil. Ordunun gücü yetmez. Evet hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz ederiz. İçin. Ederim, umut ediyoruz ki ateş bizi yakmaz ya da sınırlarımızı gelmeye cesaret edemezler. Ki, tamamen dünya üzerinde bitmesi de diğer bir temennimiz olur. Saygılar hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet.